Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz ve konumuz çok ilginizi çekecek diyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda çok önemli bilgiler paylaşacak diş hekimi Sayın Reyhan Arıkan bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Seman. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel ve özel bir günde bizimle birlikte olduğunuz için. Bugün doğum gününüz. Evet. Doğum gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki doğmuşsunuz. İyi ki diş hekimi olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, biz ve izleyicilerimiz, Sayın Reyhan Arıkan kimdir? Öncelikle sizi sizin dilinizden tanımak isteriz. Çünkü biz sadece diş hekimi Reyhan Arıkan bizimle birlikte dedik. Ama sizin anlatacağınız çok şey vardır. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Reyhan Arıkan, 1970 Eskişehir doğumlu. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 95 yılında mezun oldum. 96 yılından beri bilfiil diş hekimliği yapıyorum ve İstanbul'da bir muayenehanem var. Şu an klinik olma yolunda ilerleyen bir muayenehanem var. Evet. O şekilde 18 yıldır aynı yerde, aynı mekanda, aynı lokasyonda iş yerime devam ediyorum. Hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyorum. Evet. 18 yıl. Evet. Oldukça uzun bir süre. Hı hı. Bu kadar uzun süre içerisinde sürekli devinim içerisinde olan sağlık alanında bir meslek dalında hizmet vermektesiniz. Hı hı. Sürekli değişim, sürekli değişim, yenilenme, birçok zorluğu var değil mi diş hekimliğinin? Kesinlikle öyle. Zaten eğer o devinimin ardında kalırsanız yetişemezsiniz veya çok körelir gidersiniz. Bunun için de o kadar zaman içerisinde o kadar gelişmeler ve değişimler oluyor ki bunları tutmak zorundasınız. Gerek uluslararası platformda gerek Türkiye'de her şekilde kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bunu ben elimden geldiği kadar hem muayenehanemde hem çeşitli bölgelerde yapıyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya devam ediyorum. Evet, bir klinikle muayenehane arasında ne tür fark var? Muayenehane ile klinik arasında çok büyük farklılıklar yoktur aslında diş hekimliği açısından ama muayenehanede daha kendinize özel çalışmalar çıkarırsınız ve hastanızla birebir ilgilenirsiniz ve o hasta her zaman için size geliyordur. Ve sizi bildiği için, sizin çalışma tekniğinizi, çalışma yönteminizi bilir, sizi kişisel olarak da tanır. Artı muayenehane hekimliğinde çok samimi ortamlar olur. Artık ben bütün hastalarımla arkadaş oluyorum zaten. Öyle de olması gerekiyor. Her şekilde çünkü inanılmaz korkuyor insanlar diş hekimlerinden, siz de bahsettiniz. Dolayısıyla bunu kırabilmeniz için o samimiyeti yakalamak zorundasınız. Kaldı ki hani ben içten bir yapım vardır, sıcak bir yapım vardır. O çok diş hekiminde çok önemli. Dolayısıyla muayenehane ortamında bunu yaşıyorsunuz. Ben mezun olduktan birkaç yıl sonra, daha doğrusu mezun olduktan sonra birkaç yıl hastane ortamında çalışmıştım. Evet. Oradaki farklılıkla muayenehane farklılığını ayırt edebiliyorum gerçekten. 18 yıldır da kendi muayenehanem var. Dolayısıyla daha farklı. Şimdi klinik sahibi olan arkadaşlarım belki şey yapabilirler ama onlar da biliyorlardır bu yakınlığı, samimiyeti. Ben muayenehane hekimliğini seviyorum. Ama yine de klinik olmak mutlak surette aynen. Gelişen teknoloji ve evet. Sürekli yenilenen çağın bir getirisi olsa gerek diyorsunuz. Ama gerçekten son derece samimi bir yapıya sahip olduğunuz için yine biz eminiz ki hastalarınızla birebir ilgileneceksiniz. O kesinlikle. Bu zaten kadar. Değişmez. Evet, her ne kadar klinikte olsa. Kesinlikle. Evet, şimdi bugün sizinle estetik diş hekimliği üzerine konuşalım mı? Tabii ki, memnun olurum. Çünkü
hastaları da çok irite etmemek gerekir diye düşünüyorum. İşte zaten çürükler, dolgular, diş bakımları, diş eti hastalıkları, bunları sonuç itibariyle bir şekilde diş hekimlerimizle yolumuz kesişiyor, yaşıyoruz. Ama işin içine bir de estetik girdi miydi çok daha keyifle dinleyebiliyoruz değil mi? Evet. Ve bu diş hekimliğinde de aslında apayrı bir alan oldu değil mi? Ortodonti evet. gibi. Aynen öyle. Evet, estetik diş hekimliği nedir diye başlayalım öyleyse. Son dönemlerde sizin de söylediğiniz gibi estetik popüler kültürün artık bir tamamlayıcısı oldu. O olmadı ne olmuyor. Her alanda olduğu gibi. Çünkü insanlar görsel olarak bir ortama çıkıyorlar ve ilk etapta görsellik çok önem kazanıyor. Burada ağız ve diş, dudak, ağız ve yüz bütünlüğünü sağlamak gerekiyor. İnsanlar bunun çok farkında. Dolayısıyla estetik diş hekimliği, daha doğrusu diş hekimliği estetik anlamda çok ileri aşamalara geldi. Evet. Şunu da kesinlikle söyleyebilirim. Çok uluslararası kongrelere katıldım ve hala devam ediyor katılımlarım. Yurt dışında Amerika veya tüm Avrupa ülkelerinde biz çok iyi konumlardayız diş hekimliği olarak söyleyeyim. Çok iyi, biz o nabzı çok iyi tutuyoruz gerçekten. Çok ileri, kendimizi çok geliştiriyoruz. Dolayısıyla estetik diş hekimliği Türkiye'de çok ileri aşamalara geldi. İşte bu full porselenlerle, zirkonyumlarla, işte laminate veneerlerle ve bondinglerle, beyazlatmalarla çok üst seviyelerde yapıyoruz biz bunları. Dolayısıyla bunları yaparken de minimum oranda madde kaybı yaparak veya işte hiç madde kaybı yapmayarak nasıl o görsele ulaşabiliriz diye çaba sarf ediyoruz gerçekten. Çünkü insanlarımız çok bilinçlendi. Evet. Dişlerinin kıymetini anlıyorlar, biliyorlar ve bizim için de bu çok değerli tabii ki. İşte çok basit bir şey, laminate veneerlerin çok tutulmasının veya çok önemsenmesinin sebebi 0.3 ve 0.7 milimetre kadar bir madde kaybı yapıyoruz. Maksimum seviyede bir görsellik elde ediyoruz gerçekten. Bunlar önemli. Artı insanların ten uyumu, kontrast, bleaching diyoruz, beyazlatma yapıyoruz mesela. Evet. Ten rengine göre diş beyazlığı önem arz ediyor. Bazı insanların ten rengi çok beyaz olabiliyor. Aslında dişleri o kadar sarı değildir ama ten rengi çok beyaz olduğu için dişler daha sarı kalıyor. Hani dolayısıyla onlarda beyazlatma yapıyoruz. Hiçbir madde kaybı yapmadan, artı dişe hiçbir zarar vermeden yapabiliyoruz. Estetik diş hekimliğinde insanlar sadece görsellik demeyelim. Görsellik tabii ki çok önemli ama fonksiyon anlamında da gerekli oluyor. Bazı kişiler ortodontiyi kabul etmiyor mesela. İşte sosyal statüleri sebebiyle. Orada da ufak dokunuşlarla onları daha yüz güldüren durumlara getirebiliyoruz. Evet. Gerçekten bunlar da artık insanlığa sunulmuş en güzel şeyler diyoruz. Evet. Diş konusunda ve bir de son yıllarda artık güzel gülüşler istiyoruz. Evet. Gülüş tasarımı. Evet. Gülüş tasarımı da yapıyoruz. Tabii bunlar ayrılmaz bir bütün zaten estetik diş hekimliğiyle. Gülüş tasarımı da ağız, dudak, yüz ve diş bütünlüğünü bir arada oluşturmak. Yüz şeklimize göre dişler konumlanıyor. Bir takım bilgisayarlı ortamlarda kişilerin, bireylerin hoşlanmadıkları bölgeleri bilgisayar ortamında fotoğraflayarak onların daha hoşlarına gidebilecek, daha yüzlerine gidebilecek, dudak yapılarını daha güzel gösterebilecek bir sürü uygulamalar yapabiliyoruz bunlarla ilgili. Gerçekten de çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz yani. Evet. Bir takım çalışmalarla. Peki bu uygulamaların biraz da uygulama aşamasından bahsedelim mi? Çünkü hasta konforu da çok önemli. Hı hı. Hastalar genelde şunu çok merak ediyorlar. İşte bir tasarım uygulaması yapılırken, gülüş tasarımı yapılırken herhangi bir şekilde acı çekecek miyim? İşte herhangi bir şekilde dişime zarar gelecek mi? Kendi dişime zarar gelecek mi? Birçok kaygıları oluyor. Ya da süre
Uygulamanın süresi, ne kadar sürecek, kaç kez gelip gideceğim randevulara, bunlar insanları oldukça etkiliyor. Biraz bu konuda da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi gülüş tasarımı yapılırken öncelikle bir tasarım yapılıyor zaten. Bunun için herhangi bir acı söz konusu değil. Evet. Ama tabii ki düzeltilecek veya işte daha güzel düzenlemeler yapılabilecek duruma göre de değişebiliyor. Hani bunun yanında ortodontik tedavi var veya işte daha minimal düzeyde müdahalelerle düzeltilebilecek durumlar var. Biraz daha üzerinde oynanması gereken, biraz daha uğraşılması gereken durumlar var. Yani vakadan vakaya değişebiliyor bu tarz şeyler. Artık günümüzde teknoloji o kadar ilerledi ki insanlar WhatsApp'tan fotoğraflarını gönderip bize bu tasarımı yapabilir misiniz veya işte nasıl dişlerim düzelebilir gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz ki bunlar çok normal. Ben mutlu oluyorum böyle şeylerde. Ama tabii ki öncelikle klinik muayene, sonra duruma göre röntgen veya işte birebir karşılaşmak gerekiyor. Hastalarla birebir gelip onlarla beraber o tasarımı yapmak en güzeli. Bir bütün çünkü. Ağzı veya dişleri yüzden ayırt edemiyoruz. Evet, bu da tabii ki sizin mesleğinizin incelikleri. Ama son derece konforlu bir Aynen. şekilde Kesinlikle. hastalar bu uygulamaları Çok da yaptırabiliyorlar. memnun ayrılıyorlar Evet, kesinlikle. ve son 10 yıldır implant Implant vazgeçilmez. vazgeçilmez hale geldi ve ülkemizde de çok başarılı uygulamalar var. Hatta sağlık turizmine bile bu konuda çok ciddi bir desteği olmakta diş hekimlerimizin, değil mi? Evet, kesinlikle. İmplanttan biraz bahsedebilir miyiz? İmplant son yılların bence diş hekimliğinde en önemli buluşu. Çok uzun yıllardır var aslında ama hani diş hekimliği son dönemlerde çok fazla girdi ve inanılmaz güzel bir uygulama, inanılmaz konforlu bir uygulama. Bir dişinizi kaybediyorsunuz öyle ya da böyle farklı bir sürü olaylardan sonra dişinizi kaybediyorsunuz ve önceden işte yandaki dişlerin orijinalliğini bozuyorsunuz, köprüler yapılıyor veya işte yaptırmıyor hasta, dişler kayıyor, oynamalar oluyor vesaire. Şimdi çok daha kolay. Bir diş çekiminden bile çok daha kolay. Toplamda 6-10 dakika gibi kısa bir sürede implantı hemen yerleştiriyorsunuz ve olay bitiyor. İnanılmaz konforlu ve kendi dişinizmiş gibi kullanıyorsunuz. Cerrahi operasyonu çok kolay geçiyor ama tabii burada bir sürü döneler var. İşte hastanın herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmaması gerekiyor. Kemik dokusunun buna izin vermesi gerekiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla implant eğer ki koşullar uygunsa yapılabilecek en güzel uygulama şu dönemde. Hareketli protezin yerine geçiyor. Sonuç itibariyle yapay titanyumdan oluşan yapay diş kökleri. Ben muayenehanemde kesinlikle veya işte ileride oluşturacağım klinikte diş çekimim en son aşamadır. Gerçekten de öyle. Benim için çok değerli bir diş kökü bile. İşte onun içine vida yerleştirip ben onu bir sürü diş hekimi arkadaşım gibi ağızda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta bir hasta dişimi çektireyim nasıl olsa kök dese bile ben onu tutmaya çalışıyorum. Tedavisini yapıyorum. Çünkü o benim için bir implant. Doğal implant. Ama dişi bir şekilde çekildi implant yaparken de onu korumak, en güzelini yapmak tabii ki bizim görevimiz. Ama bir takım oluşumların yerine getirilmesi gerekiyor. Yani implant için, sistemik problemlerin vesairesinin olmaması için Evet. gerekiyor. Size vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, Ben sefalar çok getirdiniz teşekkür ederim. programımıza diyoruz. Çok sağ olun, çok Sağ teşekkürler. Sağ olun. olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, diş hekimi Sayın Reyhan Arıkan'ı ağırladık. Hoşçakalın.